Geçelim. İlk sorumuz şu. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan gündemi belirleyen konuşmalar yaparken sözü İstiklal Marşı'mıza getirdi ve büyük şair Mehmet Ali, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'mızı güftesini şahane bir şekilde yazdığını, İstiklal Marşı'mızın metin olarak çok büyük anlamlar taşıdığını, ancak güftesinin o sözlere layık ölçüde olmadığını ifade etti. Yani yeni bir güfte arayışının içinde olmamız gerektiğini belirtti. Böylece bir İstiklal Marşı tartışması başladı. Ben de hakikaten İstiklal Marşımızı ne zaman dinlesem tüylerim ürperir. Ve bizim evde çocuklarımızın da alışkanlığıdır. Maçlarda falan İstiklal Marşı çalmaya başladığında herkes ayağa kalkar, esas duruşa geçer. Onlara ilk öğrettiğim davranışlardan biri bu oldu. Kapalı yerlerde İstiklal Marşı çalarken işte bazıları böyle bir ritüelin olamayacağını ifade ederler, ama bizim için İstiklal Marşı nerede çalınırsa çalınsın bizim için esas duruşa geçme zamanıdır. Ceketlerimizi ilikleyip önünde saygıyla eğilme zamanıdır. Siz bu tartışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Zamanlama olarak, yani askerlerimiz şu anda Afrin'de çok büyük bir mücadele veriyorlar. Başarılarının duacısıyız. Oradaki şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Böyle bir süreçte İstiklal Marşı tartışmasını nasıl karşılıyorsunuz? Bugün yolda gelirken bu soruyu soracağınızı tahmin ettim. Dedim ki, memleketin bunca sorunu varken, çocuklarımız her gün şehit olurken, İstiklal Marşı'nın bestesi, güftesi bu tartışmayı kim açar diye. Kim açar mesela bu tartışmayı? Bence bir, yeminli cumhuriyet düşmanları açar. Bunu açabilmesi için yani bir insanın bu tartışmayı açıyorsa, bir, bu kişi yeminli cumhuriyet düşmanıdır. İki, kim açar? Bence bir tarih cahili açar. Bir cahil insan ancak bu tartışmayı açar. Çünkü tarihi bilmiyordur. Üçüncüsünü de söylemeyeyim yani. Şimdi bakınız, Alman Milli Marşı'nda, Amerikan Milli Marşı'nda, İngiliz Milli Marşı'nda ırkçı ifadeler olabilir. Bugünün koşullarında benimsenmeyen sözler olabilir. Bunlar 100 yıllık, 200 yıllık, 300 yıllık marşlardır. Hiçbir Alman'ın aklına ya da hiçbir Fransız'ın, hiçbir İngiliz'in aklına ya şu milli marşımızı değiştirmemiz lazım, bu sözler artık güncel değil, önemini yitirdi, bak bu artık daha çağdaş olmalıyız, bunu değiştirmeliyiz diye bir Fransız'ın aklına gelmez mi? Gelse gelse AKP Genel Başkanı'nın aklına gelir. Şimdi birincisi sembollerle oynanmaz. Sembollere dokunulmaz. Büyük devlet öyle olursun zaten. Yunan parlamentosuna gidin. 1820'lerdedir Yunanistan'ın kuruluşu. Bakın, dokunmamıştır mobilyasına dair. İngiliz parlamentosuna gidin, öyledir. Ama bizde 20-30 sene önce ceylan derisi gelmiştir. Ona dokunulmaz. Ona ellemeyeceksin, o öyle kalacak. Büyüklük odur. Büyüklük 300 yıl önceki meclisi koruyabilmektir. Büyüklük binanın yüksekliği, tavan yüksekliği değildir. Bir gün geliyor, Lozan hizmettir diyor. Bir gün geliyor bir tanesi, Cumhuriyet reklam arasıdır diyor. Sonra birisi Cumhuriyeti kuranlara iki ay yaş diyor. Sürekli saldırıyor. Sürekli bir taş oynatmaya çalışıyor. Bugün İstiklal Marşı'nın bestesini beğenmiyorsa, emin olun seneye bayrağı da beğenmeyecektir.
Ya bunun rengi biraz açık olmuş ya da koyu olmuş, değiştirelim. Ya ay var ya, yıldızına gerek var. Ya ucunu biraz daha bükelim. Bu tartışmalara da girecektir, bundan emin olun. Ama bu tartışmaları bu millet kesecektir. Cumhuriyet Halk Partisi değil, millet kesmelidir. AKP'ye oy verenler kesmelidir bu tartışmaları. Görmüyor musun kime oy verdiğini? Tartışmaya sen kimsin de İstiklal Marşı'nı tartışıyorsun? Sana bu hakkı kim verdi? Birinin buna yüksek sesle kes sesini otur yerine demesi lazım. O millet olmalı işte. Bu millet bunu diyebilmelidir ona. Sen hangi hakla kimsin de İstiklal Marşı'nı tartışıyorsun? Okudun mu acaba onun geçmişini? Bakın size bir şey söyleyeyim. Mehmet Akif onu yazdığında kazanan yarışmacıya, yani kimin eseri kabul edilecekse, verilen ödül ne kadardı biliyor musunuz? 500 altındı. 500 altın. Milletvekili maaşı kaç altındı biliyor musunuz o zaman? 8 altındı. 60 küsür milletvekili maaşı yapıyor. Bugünkü parayla, eski parayla 1 trilyon lira para yapıyor. Almamış o parayı. Çoluk çocuğu yoksulluk içinde geçti. Senin gibi mi onlar? Ekonomiyi tartışabiliriz. Sağlık politikalarını tartışabiliriz. Eğitimi tartışabiliriz. Demokrasimizi tartışabiliriz. Bizim bakış açımız farklıdır. İyi Parti'nin farklıdır, AKP'nin farklıdır, MHP'nin farklıdır. Olabilir. Anlaşırız, anlaşamayız. Ayrı bir şey. Fakat tartışamayacağımız şeyler var bu memlekette. Bayrağı tartışamayız kardeşim. Ezanı tartışamayız. İstiklal Marşı'nı tartışamayız. Atatürk'ü tartışamayız. Bunları tartışamayız. Ne yapmak istiyorsun ya? Ne? Bakın değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım, bu ülkede bazı şeylerin değişmesini anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Benim mensubu olduğum siyasal görüşte de bazı değişiklikler var, onları da anlayamıyorum. Hani Müslüman mahallesinde salyangoz satmak gibi yepyeni bazı özellikler çıktı ortaya. Yok bu Anadolu insanının genlerinde, yok bu ya, geleneğinde yok bu. Şimdi bir şey başladı ya. Bir şey başladı, farkında mısınız? Şehit cenazesine elini koyup mikrofonu elini alıp gutuk atma devri başladı. Bu nereden çıktı? Çek elini demesi lazım bugün, bir gün bir şehit babasının. Çek elini. Şehit cenazesinden nutuk atılmaz, bir. Şehit cenazesinin karşısına geçersin, esas duruşunu gösterirsin. Sonra da ona bir Fatiha okursun, üç. Yapacağın iş budur. Kimsiniz? Yani Alevi çocuk şehit oluyor askerde. Devlet yetkilisi cemevine gidecek mi gitmeyecek mi tartışması yapıyor. Kardeşim, Alevi ise cemevine gideceksin, Sünni ise camiye gideceksin, Hristiyansa kiliseye gideceksin. Bu memleket için kim ölmüşse, kim şehit olmuşsa ona gideceksin, katılacaksın. İstiklal Marşı'nın bu tartışmasının nasıl geri teptiğini anladılar. Bugün sözcüleri bir açıklama yaptı. İşte oy birliği sağlanırsa, milletin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilirse olabilirmiş falan. O marş yazıldı. O marş bir kere yazıldı. Allah bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diye bu sözü bilmez misin? Ben bu tartışmanın burada bitmesi gerektiğini düşünüyorum ve AK Parti'ye oy veren yurttaşlarımıza sesleniyorum. Bizim cevabımız yeterli olmaz ona. Siz cevap verin. Haddini bil, şehit cenazelerinde elini koyup nutuk atma, İstiklal Marşı ile uğraşma, Atatürk'e hakaret etme, Cumhuriyet değerlerini küçümseme diye AK Parti'ye oy veren yurttaşlarımın onlara bir ceza vermesi lazım.
Bir Japon, bir Japon eğitimciyle bir Türk eğitimci konuşurlarken Japon der ki biz çocuklar ilkokula başladığında önce en büyük fabrikalarımızdan birine götürürüz onları. Arge ünitelerini gezdiririz. Teknolojiyi anlatırız. İşte bak çocuklar çalışırsanız böyle olursunuz. Zenginliğimizi gösteririz. Sonra da Hiroşima'ya da Nagasaki'ye götürürüz. Atom bombası yediğimiz yere gösteririz. Çalışmazsanız da bak böyle oluruz diye. Türkiye döner der ki siz sadece Çanakkale'yi gösterseniz yeter der. Bence Çanakkale'de Atatürk'ü unutturmak istemeleri tam da bugün konuşulan konuyla ilintili biliyor musunuz? Güncellemeyle ilgili. Hani dinde reform olur mu olmaz mı tartışmaları var ya şimdi. Çıkıyor birisi ketçaptan, işte yorgandan, battaniyeden, şehvet kapanlar var ya 6 yaşında çocuklarla evlenmek isteyenler. Tam da bununla ilgili işte. Neden bununla ilgili biliyor musunuz? Bir gün Çanakkale'de anlatıyor orada birisi. Gözlerimin önünde oldu bu. Burada diyor savaş olurken diyor aksakallı dedeler su taşıdı diyor. Dedeler su taşıdı. Savaş imanla yapılır. Hiç itirazım yok bunlara. İmansız olmaz o iş. Bu doğrudur. Ama imanla aptallık aynı şey değildir. Hurafe aynı şey değildir. Bir şey sorabilir miyim dedim. Tabii dedi. Aksakallı dedeler Çanakkale'de su taşıdı da Sarıkamış'ta niye battaniye taşımadı dedi. Birinde Enver Paşa vardı, maceracıydı. Birinde Mustafa Kemal Paşa vardı, akılcıydı.